Medya Haber'den iyi akşamlar. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Sadece Türkiye değil, dünyada da koronavirüsün açtığı yeni bir dönem var. Tüm ülkeler, tüm halklar bir bütün olarak koronavirüsüyle yatıp koronavirüsüyle kalkıyorlar. Herkes bir yandan tedbir arayışında, bir yandan hastalığın nasıl gideceğine dair ve nasıl geçmişte olduğu gibi tekrar sokaklara çıkabileceklerine dair hesaplarını yapıyor. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Ama Türkiye'de farklı tartışmalar da var bununla ilgili. Bir taraftan işte mecliste yarın görüşülecek olan ceza infaz yasa tasarısı, diğer taraftan Türkiye'nin ekonomik tablosu ve bunun yanı sıra Türkiye'de özellikle tek kişilik yönetimin muhalefet üzerindeki baskısı nedeniyle toplumun önemli bir kesiminin dışlanmasına dönük tartışmalar. Tüm bunları bu akşam konuklarımızla tartışacağız. Konuklarımız Sayın Filiz Kerestecioğlu, HDP Milletvekili, Sayın Yusuf Karataş, EMEP, Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Sayın Ercan Kanar, hukukçu, aynı zamanda insan hakları savunucusu. Sayın Kerestecioğlu, Sayın Karataş, Sayın Kanar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Ben doğrusu hukukçu kimliğiyle direkt Sayın Kanar'dan başlamak istiyorum. İnfaz yasa tasarısı hazırlandı, mecliste yarın görüşülecek, komisyonlardan geçti. İnceleyebildiniz mi? Çokça evet, tartışılıyor, çokça eleştiri var. Ne var evet. Bu infaz yasa tasarısında? Kimler gerçekten yararlanıyor? Bu tasarı orta çağ zihniyetiyle hazırlanmış faşizan bir zihniyetin ürünü. Ayrımcılık içeren gayri insani bir yasa tasarısı. Şimdi bir virüs salgını tüm dünya yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Üzücü, sıkıntılı bir süreç. Aynı zamanda da kızgın olduğumuz bir süreç. Neye kızgınız? Kapitalizme kızgınız. Ve kendi halkının yaşam hakkını, sağlığını ön plana almayan, politikalar üreten rejimlere kızgınız. Bu tasarı eşitlik ilkesine tamamen aykırı. Anayasanın tam 6 maddesine aykırı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tam 4 maddesine aykırı. Kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin birçok önemli maddelerine aykırı, Birleşmiş Milletler tıbbi etik ilkelere aykırı, Avrupa cezaevi kurallarına aykırı, BM standart kurallara aykırı, tutuklular ve hükümler için uygulanması gereken kurallara aykırı ve infaz kanununa da bizzat aykırı. İnfaz kanununun ikinci maddesi infaz ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken, uyulması gereken kuralları vaaz eder. Bu kurallar şunlardır. İnfaz tedbirlerinin uygulanmasında asla din, dil, mezhep, siyasi düşünce, ideolojik düşünce, ekonomik konum, sosyal statü ayrımı asla yapılamazdır. Çünkü İnfaz hukukunun temel bir kuralı vardır. İnfaz hukukunda suç ve suçlu türleri dikkate alınmaması gerekir. Neden? Cezanın verilmesiyle devletin suçla ilişkisi artık bitmiştir. Ceza alan kişinin de suçla ilişkisi bitmiştir. Artık ortada devletin bir ceza alacağı vardır ve kişinin de bir ceza infaz borcu vardır. Onun için İnfazla ilgili indirimler yapılırken ceza ve ceza miktarı temel alınır. Suç ve suçlu türlerine göre ayrımlar yapılamaz. İnfaz kanununun yani ikinci maddesi. Somut sorsak hocam, somut mesela hangi evet, suçlara dönük indirimler başta var? Başta siyasi neler içerikli tüm suçları dışlayan bir düzenleme. Yani tırnak içinde terör ve terör örgütü kapsamındaki suçlar, devletin güvenliği aleyhindeki suçlar, anayasal nizama yönelik suçlar tamamen kapsam dışında bırakılmış. Aslında bu tasarının özü orta çağ zihniyetine göre hazırlanmış. Bunu neden söylüyorum? Neden orta çağ? Şimdi ilk çağ, yakın çağa kadar, yeni çağa kadar siyasi suçlu ve siyasal muhalif toplum düşmanı olarak kabul edilirdi ve en ağır cezalarla cezalandırılırdı. Evet. Bu anlayış daha sonra aydınlanma devrimi döneminde değişti. Hatta
Durkheim şunu da söylemiştir. Ünlü düşünür Durkheim, siyasi suçlar toplum için faydalıdır demiştir. Toplumdaki aksaklıkları göz önüne koyar demiştir. Hatta bizde de muhafazakar hukukçu Profesör Ali Fuat Başgil siyasi suçlarda bir ahlaksızlık söz konusu değildir demiştir. Siyasi suçlu denen kişi bugün için siyasi mücadelede yenik düşmüş kişidir ama yarın bu durum değişebilir. Şimdi bu açıdan tasarıya baktığımızda faşizan bir zihniyetle hazırlanmış, siyasileri, siyasi muhalifleri düşman gören bir anlayışla hazırlanmıştır. Yani düşmanla savaş hukukunun infaz tasarısıdır bu tasarı. Peki, ayrıntılarını yine konuşuruz. Sayın Kerestecioğlu, buradan da size dönmek istiyorum. Sayın Kanar da söz etti. Ortaçağ zihniyetiyle hazırlanmış, düşman hukukuyla hazırlanmış bir tasarıdır dedi. Diğer taraftan meclise de gelecek. Siz parlamentodasınız. İktidar da bildiğini okuyor. Yani hiçbir şekilde bildiğinin dışında bir adım atmıyor. Onca tartışmaya rağmen muhalefet ise bir anlamıyla belki bu tek kişilik rejimi aşamıyor. Ne olacak bu infaz yasa tasarısı mecliste tartışılırken? Bir de içeriğine dönük de tabii var mı görüşleriniz, inceleyebildiniz mi bilmiyorum. İnceledim olabildiğince, fakat öncelikle gerçekten şunu söylemek isterim. Yani Ercan arkadaşım da hukukçu ve hukukçuların da şu anda bazı yanlarını, hani bu temel işte düşünce, ifade özgürlüğü ve muhaliflerin, işte Kürtlerin, gerçekten biat etmeyenlerin aslında serbest bırakılmamasına, onların cezaevlerinde kalmalarına ve asla işte bu ülkede muhalefet olmamasına yönelik bir tasarı. Bu bir yana, bunun yanı sıra içinde, kendi maddeleri içerisinde de çok ciddi ayrımcı hükümler taşıyor. Mesela hasta mahpuslar çok yoğun, yani bu pandemi sürecinden önce de aslında Türkiye'de hasta mahpuslar gerçekten sayıca çok fazla ve onlar için alınan doğru dürüst hiçbir tedbir yok. İnsanlar ölüm döşeğinde, cezaevlerinde hayatını kaybediyorlar. Ama bugün pandemi, bu salgın adeta bir fırsata da çevrilmiş durumda. Yani bu ayrımcılığı yapmak için de bir fırsata çevrilmiş durumda. Mesela getirilen işte o denetimli serbestlik ya da açık cezaevine geçiş koşulları, sürelerde yapılan indirimler, bunların hepsi aslında işte uyuşturucu, kadın katilleri veya herkesin aslında, herkes tarafından, bütün dünya evrensel hukukunda işte yağmaydı, gasptı, hırsızlıktı gibi suç olarak tespit edilen şeylerin sanki asıl dışarıda kalanlar olması, bunun yerine de gazeteciler, avukatlar, başta Kürtler olmak üzere siyasetçiler, belediye başkanları, bunların içeride kalmasına yönelik. Bu hastalıkla ilgili olan kısmında bile mesela tutuklu diyor. Hastanın tutuklusu, hükümlüsü olmaz. Mahpus tanımının olması lazım. Hem tutukluyu hem hükümlüyü kapsaması lazım. Adli tıp tekelinden çıkartılması lazım örneğin hastalıkların tespitinin. Gerçekten bu yasalara göre, evrensel hukuka göre her hastanın cezaevinde de olsa kendi doktorunu seçme hakkı vardır. Ama bütün bunlar rafa kaldırılmış durumda. Dolayısıyla aslında kesinlikle ayrımcı ve bir başka nokta da tabii ki mecliste 5'te 3 çoğunlukla uyum sağlanarak bir affın gündeme gelmesi, özellikle salgın koşullarında insanların yaşam hakkı, sağlık hakkı öncelenerek bunun gerçekleştirilmesi mümkünken, asla AKP ve MHP iktidarı bu uyumu sağlamamak ve bunu bir af değil, bir infaz indirimi şeklinde bir başka kaypaklıkla da gündeme getirmeyi düşündü ve bunu yapıyor. Bu belki daha sonrasında Anayasa Mahkemesi'nde de eşitlik ilkesine aykırı olarak belki iptal edilmesinin biraz da
önüne geçme gayretleri diye de düşünüyorum. Tabii ki mecliste gereken her türlü muhalefet yapılacak ama biliyorsunuz çoğunluk söz konusu. Kamuoyu da, kadın örgütleri de günlerdir, haftalardır bununla ilgili herkes bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor, tepkilerini ortaya koyuyor. Bugün sol muhalif siyasi partiler ortak bildiri hazırladı. Aynı şekilde farklı alanlarda ortak bildiriler hazırlayanlar var. Demokrasi için birlik platformu olsun, sanatçılar olsun. Bunları duymayan bir iktidar var. Çünkü bir yandan da hakikaten daha çok muhalifin dışarıda olmasından korkuyorlar. Çünkü ne bu krizi yönetebiliyorlar ne de yıllardır bu vahşi Peki. kapitalizmin tam bir çengeliyle insanları zapt etmeye çalışıyorlar. Krizi de elbet konuşacağız. Kriz de önemli. Ama bu infaz yasa tasarısına ilişkin Sayın Kerestecioğlu da söz etti biraz önce. 11 siyasi parti bugün bir ortak açıklama yaptı. Adaleti yükseltmek için bir ortak açıklama yaptı. EMEP de o siyasi partilerin içinde olan partilerden biri. Adaleti yükseltme konusunda kamuoyundan, halktan, tabandan gelen taleplerin yarın mecliste görüşülecek yasa tasarısına ne kadar etkisi olur? Doğrusu bunun ötesine nasıl geçilebilir? En azından bu boyutuyla da değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii infaz yasa tasarısına dönük tartışmalarda değerlendirebilirsiniz. Sayın Karataş, bu sorum da sizeydi. Evet. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani bir koronavirüs gibi bütün insanlığı tehdit eden bir salgına karşı önlem adı altında gündeme getirilen bir düzenleme var. Ama daha bu düzenleme, böyle bir düzenleme söz konusuyken içerideki insanları işte şundan yatanlar, bundan yatanlar biçimde ayıran, yani bu eğer insanlık kriteri ise, bu insanlığı tehdit eden bir şeye karşı bir önlemse, burada bile iktidarın bu konuda ne kadar ayrımcı ve aslında muhaliflerini cezalandırıcı bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koyan bir tasarı gerçekten. Bu bakımdan da ifade ettiğiniz gibi partimizin de içinde yer aldığı muhalif sol sosyalist partiler buna karşı ortak bir açıklama yaptılar. Elbette ki bugünkü koşullarda belki bu tepkiyi sokaklara yaymak, başka türlü daha etkili hale getirmek imkanları çok sınırlı. Bunu hepimiz biliyoruz. Koşullar, hepimizin bildiği koşullar altındayız. Ama toplumun geniş kesimleri bakımından da bu sesi daha fazla yükseltmek, yani bunun toplumun vicdanında kabul gören bir düzenleme olmadığını hissettirmek önemli. Yani meclis görüşmesi devam ederken sosyal medya, farklı mecralardan bunun karşısında bir tutum ortaya koyabilmek önemli diye düşünüyorum. Ya iktidar, karşımızdaki iktidar nihayetinde arkadaşlarımız da ifade ettiler, mevcut olan bir krizi fırsata çevirme zihniyeti içinde ve bu fırsata çevirirken kendi karşıtlarını aslında bir kat daha cezalandıran bir yaklaşım içinde. Ortak bildirgede çok güzel ifade bu edilmiş. Bu fırsat yani, dediniz de o fırsatın ciddi anlamda ortaya çıkaracağı krizler, hatta çok sayıda kitlesel ölümler gibi bir risk de var. Bununla birlikte değerlendirdiğinizde ne dersiniz? Yani bunun sorumluluğunu belli ki bunun sorumluluğunu göze almış durumda bugünkü iktidar. Basit bir örnek vereyim. Şimdi memlekette zamanında bir Ergenekon diye bir çok tartışılan bir dosya vardı. İşte yüzlerce asker, çeşitli biçimlerde insanlar buradan içeri girdiler. Sonra iktidar siyaseten bir tutum değiştirdi ve bir günde ne dedi? İşte kumpas kuruldu. Bunlar suçlu değil dedi. Bunlar işte bilmem FETÖ'nün uydurması dedi ve hepsi birden bu insanlar çıktı. Velev ki, yani şimdi davanın içeriğini tartışmıyorum. Sadece şuradan söylüyorum. Velev ki bu virüs dediğimiz mesele o günkü koşullarda gündeme geldi ve bu insanlar siyaseten içeride ve içerideyken bu gündeme geldi. İktidar, yani dün siyasi diye tarif edilen suçların kendisi, iktidarın durduğu yerle ilgili meseleler. Yarın başka bir tablo ortaya çıktığında bunun hesabını verebilecek mi gerçekten bugünkü iktidardakiler? Bunun hesabını veremezler aslında. Ama maalesef Türkiye'de tek adam iktidarı, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani kendi bekası bakımından, kendi iktidarının devamı bakımından çoğu şeyi göze almış gözüküyor. Bu mücadele nihayetinde yani bu bir parçasıdır. Af düzenlemesi buradaki ya da infaz düzenlemesi. Ama bu mücadele farklı biçimlerde, farklı boyutlarda devam edecektir. Bu iktidarın aslında toplum için, sağlığı için de, toplumun işte siyasetliği için de, psikolojisi için de zararlı bir tutum içinde olduğunu aslında hangi noktadan bakarsak bakalım, belki birazdan daha ayrıntılı konuşacağız.
buna zarar evet, veren bir yerde durduğunu, durmaya ısrar ettiğini görüyoruz. Peki Sayın Karar, siz aynı zamanda bir insan hakları savunucususunuz. Uzun yıllar çeşitli insan hakları örgütlerinde de mücadele ettiniz. İnfaz yasa tasarısı özellikle bu şekilde olacağı belli olduktan sonra Van'da, en son Batman'da hapishanelerde tutsaklar bunu kabul etmeyeceklerini ifade ettiler. İşte, evet. En son Batman'da bir yangın da çıkmıştı hapishanede. Gerçi sonuçlarda hala kamuoyuna doğru ve şeffaf bir biçimde açıklamıyor iktidar. Hem insan hakları açısından değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de gerçekten uluslararası hukuk açısından, biraz önce siz de saydınız, çokça uluslararası hukuk ilkesine de aykırı. Bunu nasıl aşabilmek mümkün? Yani sonuçta görünen o iktidar suç işliyor bu yaklaşımıyla. Bunu nasıl aşabiliriz? Tüm özgürlükçülerin çok yoğun bir mücadele ortaya koymasıyla ancak aşabiliriz. Ben şunu sonra da eklemek istiyorum. Filiz biraz dokundu. Yasanın kendi içinde de çelişkileri var dedi. Ben onu biraz somutlaştırayım. Şimdi tasarının gerekçesine baktığımızda diyor ki Türkiye'de ceza süreleri çok uzun. Ve mahkumların topluma uyumunu kolaylaştırmak için bu yasa tasarısını gündeme aldık diyor. Bir yandan da bazı suç tiplerinde cezalar artırıyor bu yasa tasarısı. Örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesindeki suç örgütünü kurmak ve yönetmenin cezası şimdi 4 ile 6 yıl iken bu 6 ile 8 yıla bu yasa tasarısı çıkartıyor. Yine kasten yaralamayla ölümlerde de cezayı yine ikiye katlıyor bu yasa tasarısı. Ayrıca tefecilik gibi suç tiplerinde de ceza miktarını artırıyor. Yani yapılan düzenleme gerekçeye de aykırı bir düzenleme. Şimdi genelde bütün devletlerin infaz hukukunda bir genel af veya şartlı salıverimede indirim ne amaçla gündeme getirilir? Toplumsal barışı sağlamak için, kamu yararını sağlamak, ortaya koymak için, bir de olağanüstü afet dönemlerinde yaşam hakkını savunmak için. Şu anda ceza, yaşam hakkı en çok tehlikede olan neresi? Yerleşim alanı olarak cezaevleridir. Türkiye Cumhuriyet tarihinin cezaevlerinin en kalabalık olduğu dönemi yaşıyor. Avrupa ve Ön Asya ülkeleri içinde en çok hapishane Türkiye'de. 400 cezaevi var Türkiye'de şu anda ve Adalet Bakanı sanki bir marif etmiş gibi geçen yıl 137 cezaevinin daha yapılacağını söyledi. Şu anda 300 bine yakın insan var cezaevlerinde. Bunların en az 70 bin civarı siyasi içerikli tutuklu hükümler. 80 bini uyuşturucuyla ilişkili hükümler. Çocuk tutuklular da var, hamile tutuklular da var ve cezaevlerinin koşulları çok kötü. Beslenme açısından kötü, oksijen alma açısından kötü, iletişim açısından kötü, hijyenlik açısından kötü, her türlü sağlık bilimleri açısından kötü. Nereden bakılırsa bakılsın böylesi bir virüs tehlikesindeki bilim insanları bu virüs salgınına ne diyor? İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığın gördüğü en büyük felaket diyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşam hakkının en ağır tehdit altında kaldığı bir süreci yaşıyoruz. İşte rakamları görüyoruz. Her gün artarak çoğalıyor ve daha da artacağı benziyor. Bu açıdan da baktığımızda hiç suç ve suç türü ayırt etmeden başta cezaevlerindeki insanların yaşam hakkını düşünerek çözümler üretmemiz gerekir. Bunun da yolu nedir? Ya ayrımsız biri genel aftır. Hadi bunu yapmıyorsanız o zaman şartlı salıvermeden indirimde ayrımsız indirim getirmeniz gerekir. Tüm tutuklukları salıvermeniz gerekir. Tutuksuz yargılayın. Hadi genel afı çıkartmıyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var. Yani mevcut infaz yasa tasarısı da eşitsizdi. Siyasal tutsaklar ile diğerleri açısından. Ve o Anayasa Mahkemesi'nden de
geri döndü. Yani Anayasa Mahkemesi bir hukuksuzluk. Evet. 1991'de öyle oldu. Gerçi Anayasa evet. Mahkemesi de eşitlik ilkesini çiğnedi. Kürtler için uygulamadı. Sadece TCK 146. madde için uyguladı. Ve Kürtler için yapılan ayrımı maalesef o zaman kaldırmadı. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin 1966'da da verdiği bir karar var. O gayet açık. İnfazda diyor, asla ayrımcılık yapılamaz. Bazı kesimlere daha imtiyazlı davranılamaz diyor. Uygulamada dil açısından, cins açısından, mezhep açısından, ideolojik görüş açısından, ekonomik statü açısından, siyasal statü açısından asla ayrım yapılamaz diye 66 yılında da verdiği karar var. Şimdi az önce uluslararası bağlardan bazılarına atıfta bulundum. Mesela BM tıbbi etik ilkelerinde der ki, devletlerin tutuklu ve hükümlere verecekleri sağlık hizmeti tutuksuzlara, özgür olanlara vereceği sağlık hizmetiyle aynı olmalıdırdır. Gayet açık. Yani bu yasa tasarısı BM tıbbi etik ilkelerini ihlal ediyor. Yine anayasanın, yani mevcut anayasanın 58. maddesinde de bu hüküm var. Yani herkes sağlıklı bir çevre içinde yaşam açısından eşit haklara sahiptir diyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin maddelerine aykırı dedim. İkinci madde yaşam hakkını koruyan maddesi. Yine beşinci madde özgürlük ve güvenlik hakkını koruyan maddesi. Yine 14. madde ayrımcılığı yasaklayan madde. Bütün bunlara aykırı. Bu yasa tasarısı aynı zamanda ayrım yaptığı için onur kırıcı, insanlık dışı, aşağılayıcı bir yasa tasarısı. Çünkü insanlar arasında ayrım yapıyor. Bu yönüyle insan hakları evrensel bildirgesine de aykırı. Kişisel ve siyasal haklar sözleşmesinin hemen hemen neredeyse 5 maddesine tamamen aykırı. Yaşam hakkını düzenleyen maddesine aykırı. Ayrımcılığı yasaklayan maddesine aykırı. Özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen maddesine aykırı. Yani bunları çoğaltmak mümkün. Avrupa cezaevi kurallarında da eşitlik vurgulanır. Yani infaz hukuku açısından Avrupa cezaevi kuralları çok önemlidir. Orada da eşitlik vurgulanır. BM standart askeri kurallarda da ayrım yapılmaması özellikle vurgulanır. Yani bu temel bağıtlarda siyasi adli ayrımı yapılmaz. Şimdi hatta doktrinde kabul edilen odur ki, yani yaygın görüş. Ben aslında ayrımsızı savunurum her zaman. Ayrımsız genel haftan yanayım. Genel haf olmayacak, şartlı indirim olacaksa da o da ayrımsız olmalı. Hele neden ayrımsız olmalı? Yaşam hakkında ayrım olmaz. Biz 90'lı ve 80'li yıllarda idam cezasının kalkması için yoğun mücadele veriyorduk. Başta İnsan Hakları Derneği ve diğer insan hakları kurumları olmak üzere. Biz orada ayrım yapmıyorduk. Şu suçlarda idam kalksın, bu suçlarda idam kalksın demiyorduk. İdam cezasının herkes için tamamen kaldırılmasını savunuyorduk. Nitekim uzun mücadeleler sonucu idam cezası kaldırıldı. Şimdi de burada virüs idam yapıyor. Ne yapıyor virüs? Biyolojik ve fiziksel infaz yapıyor. Ayrım gözetmiyor. Şimdi bütün bunların dikkate alınması gerekir. Şimdi bu ayrımcılık konusunda bazı muhalif kurumlar da flu açıklamalar yapıyor. Şu suçlar hariç. Peki konuya hemen ardından gelelim. O konuyu da tartışacağız. Sonuç itibariyle toplumsal reflekslerimiz nasıl olmalı diye. Biraz da o boyuta gelmeden önce belki bu konuyla ilgili konuşacaklarımız olur diye Filiz Hanım'a sormak istiyorum burada. Hapishanelerden de aslında çok kısıtlı koşullarda gelen bilgiler var. Özellikle aileler üzerinden, telefon görüşmeleri üzerinden gelen bilgiler var. Ve bu dönemi hapishanelerde de fırsata dönüştüren bir yaklaşım görebiliyoruz. Yani hijyen malzemeleri vermiyorlar, kantinlerde çok yüksek fiyatlara satılan hijyen malzemeleri söz konusu. Şimdi diğer taraftan da meclise gelen bir yasa tasarısı var. Bu yönüyle de değerlendirdiğinizde hükümet gerçekten ne yapmak istiyor? İktidar gerçekten ne yapmak istiyor? Yani bir yandan da bu yaşanan krizi siyaseten fırsata çevirmeye çalışan
bir iktidarın varlığından söz ediyoruz. Evet, ama büyük bir öfke yaratan aynı zamanda bir iktidarın varlığından söz ediyoruz. Çünkü cezaevleri sadece cezaevlerindeki insanlar demek değil. Onların yakınları, aileleri, düşünsenize her gün cezaevinde olan bir yakınınızla ilgili endişe içerisindesiniz ve bunun yarattığı travma aslında toplumsal bir travmadır. Yani çevresine, çeperlerine, binlerce insana, yüz binlerce insana yayılacak olan bir travmadır. Ve mesela avukatların yeterince görüşmesi engelleniyor, milletvekillerinin yeterince bilgi alması, komisyonların ziyareti. Yani salgın bu anlamda da fırsata çevrilmiş oluyor. Ve yakınları işte en son bir görüntülü konuşma imkanı sağlandı ki onun da herkes için olması ve genel olarak olması henüz söz konusu olmadı. Parayla malzeme dağıtıyorlar. Yani aslında kendi iktidarlarını ki buna diktatörlük diyoruz yani başka bir şey değil. Bu şekilde devam ettirmenin yollarını arama gayretindeler. Yani AKP iktidara geldiğinde 50 bin olan mahkumlu hükümlü sayısı şu anda 283.700'e ulaştı ve hala yeni hapishaneler yapmalarına rağmen kapasiteler yeterli değil. 220 bin kişilik falan bir kapasite var. Şimdi terör kavramının değişmesi gerekiyor. Şimdi ülkede yıllardır, özellikle son 6 yıldır herkes terörist. Yani her cenahtan insan terörle ilişkilendirilmiş durumda. Hani terör kavramını ben asla kabul ettiğim bir kavram değil zaten. Felsefi olarak da tartışılması gereken bir şey. Devletlerin uydurduğu bir kavram ve aslında belki devlet teröründen bahsetmek gerekir öncelikli olarak, ama yani bu kavramla baktığınızda işte TCK 226, TCK 314. madde, bütün bunlar aslında muhalifleri cezalandıran maddeler. Yıllardır Türkiye genelinde, geleneğinde bu böyle oldu. Yani kimi zaman işte Kürtler ki her zaman dışında tutuldu. Sosyalistler, muhalifler hep kapsam dışı tutulmaya çalışıldı. Yani şu açıdan baktığınızda bile hangi ülkede Cumhurbaşkanı'na hakaretten binlerce insanın hapis yatabildiğini görebilirsiniz. Şimdi bu bir evet diktatörlüktür. Bu aslında şunun için hemen araya giriyorum, kusura bakmayın. Bu aslında meclise de bir sorumluluk yüklüyor, meclisteki muhalefete tabii. Muhalefette de görünen o, bir HDP ciddi anlamda muhalif bu yaşananları dile getirme. CHP doğrusu ürkek davranıyor ya da CHP'de konuşan kişiye bağlı olarak bir evet. değişiklik var. Meclis bu konu önüne geldiğinde ne yapacak? Gerçekten HDP yalnız mı kalacak? Çünkü henüz CHP'den de çok somut noktalar göremedik ne yazık ki. Ya da kısmen dedikleri var ama her an değişecek. Mesela terör kavramıyla ya da işte herkesin terörist sayılması ve bu kavramla ilişkilendirilmesi, siyasilerin cezaevinde kalıp diğerlerinin çıkması ve ayrımcılık olduğu noktasında şerhleri ve eleştirileri var. Ama dediğiniz gibi bunlar gerçekten bazen devlet dendi mi birçok yerde ortaklaşılabiliyor ve biz orada sanki hain, vatan haini, devlet düşmanı gibi başka bir konuma yerleştiriliyoruz. Halbuki biz prensipleri olan insanlarız. Yani Ercan'ın da dediği gibi 80'de idam cezası olduğu zaman Necdet Adalı benim arkadaşım da o idam edilirken ben Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edilmesine ah ne güzel olmuş demedim. Yani hiçbir zaman bu ayrımdan yana olmadık. Eğer insan haklarını savunuyorsak herkes için olması gerektiğini savunduk ve bunu birçok kez ifade ettik. Ben şunun için sordum. CHP ile HDP aslında mevcut koşullarda grubu olan partiler içinde diyorum. Evet. Meclisteki ortaklığı dışarıya da taşıyabilecek bir feraset gösterirlerse tabloyu değiştirmek mümkün. Görünen o. Tabii ki, ama bu
bunun için daha cesur davranmaları lazım. Yani biz 5 yıldır sürekli kriminalize edilen bir partiyiz. Yani bizim aman yanımıza yaklaşılmasın, HDP bir şey diyorsa biz de ona katılırsak o zaman yanlış olur zihniyetiyle hareket etti birçok parti. Yani hakikaten bu kriminalize etme çabası belki son dönemde yerel seçimlerde bir nebze olsun değişebildi. Orada bazı işte vatandaş, yurttaş düzeyinde ya da daha tabanda bazı ittifaklar sağlanabildi. Ama bunun çok daha güçlü olarak yerleşmesi gerekiyor. Hakikaten bu ilkeler etrafında, yani herkes eşittir, herkese eşit yurttaş muamelesi yapılması gerekir. Cezaevlerindekiler de eşittir. Ben mesela yıllardır bir kadın hakları savunucusuyum, feminist bir kadınım ama hastalık söz konusu olduğunda mesela asla kalkıp da işte şu erkek kalsın, bu kadın katili kalsın demem içeride. Yani bununla ilgili olarak evet, bütün mahpusların kademeli olarak serbest bırakılmasından yanayım bu anlamda. Bunun için evet muhaliflerin daha cesur ve daha güçlü bir iradeyle hareket etmesi gerekiyor. Yani o senin nasıl diyeyim, yaram bu benim yaram, bunları ayıralım birbirinden. İşte ben işime geldiğine muhalefet edeyim ama seninkine çok da yanaşmayayım. Söz konusu olan Kürtler olduğunda, kayyum atandığında onlara çok ses çıkarmayayım ama işte İstanbul'a, Ankara'ya böyle bir şeye yeltendiklerinde ses çıkarayım. Bu eşitlik değil, bu cesaret değil diye düşünüyorum. Peki ben hemen Yusuf Bey'e geçeyim buradan. Biraz önceki sorumun aslında bir benzerini de size sormak istiyorum. Yani Filiz Hanım biraz da meclis içinde grubu olan muhalif partiler üzerinden durumu tarif etmeye çalıştı. Siz meclis dışında biraz önce de dediğim gibi ortak açıklama yapan partiler olarak gerçekten toplumsal refleksi harekete geçirmeye dönük. Diğer taraftan da mecliste grubu bulunan ama özellikle de HDP ve CHP'yi etkin bir biçimde ortak bir platformda bu haksızlığın ortadan kalkmasına dönük çabanın içine çekme anlamında ne önersiniz ya da neler yapılıyor? Çünkü meclisteki tabloyla toplumdaki tablo bir değil. Görünen o, toplumun geniş bir kesimi, hatta içinde AKP tabanına da dahil olanlar var. Hem bu infaz yasa tasarısına hem de bir bütün olarak yaşanan bu haksızlıklara karşı çıkıyor. Yani geçmişten farklı bir biçimde ses yükseltme de var aslında. Yanlışsam düzeltin tabii. Evet. Yani aslında arkadaşlarımız çeşitli yönleriyle ifade ettiler. Özellikle Ercan Bey şey vurgusunu yaptı. Burada bu ayrımcılığın çeşitli boyutlarına dair, hukuksal boyutlarına dair değerlendirmeler yaptı. Öyle bir düzenlemeyle karşı karşıyayız ki düşünün ki toplumun vicdanında açtığı yaraların kapanması daha zor olan meselelerde, sorunlarda, suçlarda rahatlıkla karar verebiliyor. Yani topluma, halka karşı işlenmiş suçlarda rahatlıkla bir düzenlemeye girebiliyor. Ama siyaseten aslında toplumsal huzurun, barışın sağlanması bakımından öncelikli olarak düzenlemenin kapsamı içinde olması gereken meseleleri tamamen dışarıda bırakarak buradaki ayrımcılığı aynı zamanda ifade edildiği gibi cezalandırıcı, aslında kendi iktidarının nasıl bir iktidar olduğunun da ortaya koyan, ona ayna tutan bir düzenleme olarak da tarif edebiliriz bu düzenlemeyi. Dolayısıyla mesele tabii ki sadece bu düzenleme değil, toplam olarak demokrasi mücadelesi, az önce ifade edildi, kayyum atanması meselesi, özellikle şu koronavirüse karşı yardım kampanyaları karşısında ortaya koyduğu tutum, yani demokrasinin hangi noktasına bakarsak bakın medya karşısında ortaya koyduğu tutum, yani bunu tek adam iktidarına karşı bir demokrasi meselesi olarak, bu demokrasi meselesinin bir unsuru, bir parçası olarak ele alabildiğimiz ve buna karşı olan bütün toplum güçlerini bu mücadelede birleştirebildiğimiz oranda bu tablo karşısında gerçek anlamda bir güç birikebilecek. Dolayısıyla bunları yapamadığımız, bu konuda yeterince cesur adımlar atamadığımız oranda da iktidarın bunu fırsata çevirmesinin önüne geçilemeyeceği bir tablo ortaya çıkıyor ki yani CHP'nin ikircikli tutumu dokunmazlıklardan bugüne kadar belki bir sürü başka meseleyle birlikte düşündüğümüzde bu işi kolaylaştıran iktidarın bunu fırsata çevirme, o ayrımcı politikayı ve tek adam iktidarını inşa etme siyasetini güçlendiren, onun önünü açan bir durum yarattılar. Dolayısıyla yani
Bu infaz düzenlemesi konusunda söylenecek şey, hukuki boyutuna dair çok şey söylendi. Ama toplumsal mücadele, Türkiye'nin tek adam iktidarı karşısında demokratik bir ülke olması mücadelesinin bir parçasıdır. Bu çok daha acil bir sorun olarak karşımıza durduğu için olabildiğince hızlı tutum alınması gerekiyor. Yani yarınki meclise gelecek şey karşısında aynı zamanda herkesin sesini çıkarması çok önemli. Çünkü bu uzun süre beklemesinin ortaya çıkartacağı sonuçlar ifade edildiği gibi çok daha vahim olacaktır burada. Yani üstesinden gelinmesi, hesabı verilmesi çok kolay olmayan bir tablo yaratacaktır. Yani siyaseten içeride tutulmuş insanları ölümüne orada böylesi bir cezalandırma mantığı içinde orada tutmak ancak ortaya konduğu gibi baskı rejimlerinin karakterini yansıtır. Bu da o yüzden bu tek adam iktidarının aynasıdır. Bu aynayı kırmak, ona karşı gerçek anlamda bütün toplumun benimseyeceği bir demokratik eksende bir gelecek kurmak için de sesi daha yüksek çıkartmak dışında yani emekçilerin, halkın burada da bu meselede daha fazla birlik içinde tutum ortaya koyması dışında bir seçenek de bulunmuyor bugün. Evet, o aslında toplum farklı kesimlerin ortaklaşmasını konuşacağız. Ben tekrar Ercan Bey'e dönmek istiyorum. Ercan Bey, biraz da koronavirüsü konuşalım diyorum ama belki biraz önce söyledikleriniz eksik kalmış elbet. Tamamlayabilirsin. Evet, eksik kaldı. Sıkıntı yok. Ama onun da hemen ardından aslında koronavirüs tedbirlerine dönük de toplumda bir eşitsizlik göze çarpıyor. Yani önce yaşlıları sokağa çıkmayın dediler. Sonra gençlere sokağa çıkmayın dediler. Şimdi üretim gücü olanlar sokaklarda olsun sanki onlar korona olmayacakmış gibi. İşçiler, çalışanlar, fabrikalarda olanlar ama işte diğerleri sokağa çıkmaz. Hatta öyle cezalar kesmişler ki topladıkları yardımla neredeyse yarışıyor kesilen para cezaları. Bu yönüyle de değerlendirmenizi isteyeceğim tabii. Eksikleri tamamladıktan sonra zamanla verimli kullanalım mümkünse. Önemli bir nokta var. Onu atlamak istemiyorum. Yasa tasarısındaki ucube bir yön. Şimdi bir ayda ceza alsanız artık 12 gün cezaevinde kalacaksınız. Ayrıca 18 ay diyelim ceza aldı bir gazeteci veya bir yazar veya bir aydın veya düşüncesini ifade eden bir yurttaş. O da 7 ay cezaevine girmek zorunda. Yani şeyi ortadan kaldırıyor. Yani herkes hapisi tadacaktır diyor. Yani mezarlıkta işte her canlı burayı tadacaktır sözüne benzer bir yaklaşımla hazırlanmış ve savcıyla infaz hakimini davaya bakan mahkemeden daha üstüne koyuyor. Daha iyi anlaşılması için soruyorum. Yani daha önceki infaz sisteminde olmayan ama bu yeni infaz yasa tasarısıyla aslında şimdiki uygulamada 18 ay ceza alan bir kişi içeri girmiyordu. Erteleniyordu. Yani denetimli serbestlik vesaire erteleniyordu. Bu tasarı bunu kaldırıyor. Yani bir ayda ceza alsanız 12 gün cezaevine girmek durumundasınız. Veya bir gazeteci 18 ay ceza aldıysa dün giremiyordu denetimli serbestlikten dolayı. Bu yasa tasarısı yasalaşırsa o 7 ay cezaevi kurumlarında kalmak durumunda. İster açık cezaevi ister kapalı. Yani o fark etmez. Açık cezaevi de zaten cezaevinin bir türüdür. Bu yönüyle de yasa tamamen cezacı mantıkla hazırlanmış, katı cezacı mantıkla hazırlanmış bir tasarı. Bu tasarının bu yönünü de göz ardı etmeden mecliste arkadaşlarımızın kıyasıya tartışması gerekir. Bu hali yani şu anlattığım madde muhalif gazeteciler için, muhalif yazarlar için, muhalif aydınlar için getirilmiş bir düzenleme. Yani özel olarak da hazırlanmış bu madde. Yani herkes erteleme mesela mahkemenin, davaya bakan mahkemenin iyi hal nedeniyle ertelemesini kaldırıyor bu yasa tasarısı. Bu yetkiyi savcıya ve infaz hakimine veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani neresinden baksak araya giriyorum kusura bakmayın. Yasa tasarısı. Akla geldi yani sonuç itibariyle yargılananların önemli bir çoğunluğu iktidarı özellikle de Erdoğan'ı eleştirdiği için cezalanlar. 20 bin dosya var Filiz bahsetti. Evet. Cumhurbaşkanlığı hakaretle ilgili 20 bin dosya var. Halbuki Türkiye'de yasalar düzenlenirken daha çok
hep Sayın Öcalan bundan nasıl yararlanmasın diye bir köşesinden tabii, bucağından girer bir düzenleme yaparlardı. Şimdi bunu yaparken de herhalde fırsattan istifade kim Cumhurbaşkanı'na laf dediyse içeri girsin yatsın anlamında hazırlanmış. Zaten şimdi 60 yaş üstü hasta olan hükümler için denetimli serbestliğin sınırını artırıyor. Fakat şart şu: örgüt yöneticisi ve kurucusu olmamak kaydıyla. Yani bu da özel bir düzenleme. Belli yaşlar için denetimli serbestliği artırmış ama oraya koşullar koymuş. Yani siyasi içerikli ceza alanlar için uygulanmayacak. Onlar hariç tutulacak. Dediğim gibi tamamen 500 yıl önceki ortaçağ zihniyetiyle hazırlanmış, siyasi muhalifi düşman gören bir anlayış hazırlanmış yasa tasarısı. Şimdi virüs... Filiz Hanım bir şey mi diyeceksiniz? Sadece yani küçük bir ekleme, çünkü önemli, buyurun, bir noktaya değindi Ercan Kanar. Bu İHAL indirimiyle ilgili, yani infaz hakimliklerine özellikle bunun verilmesi, aynı zamanda disiplin cezaları mesela söz konusu olduğunda, evet, olamayacak bir şey. Peki disiplin cezası kim alır? Sadece cezaevinde değil, aynı zamanda cezaevi dışında diyor. Cezaevi dışında disiplin cezasını kim alır? Kelepçeli, muayeneye götürülmek istemeyen muhalif alır. Evet. Yani bunun gibi mesela. Yani bu o kadar, evet, ince ince düşünülmüş ki bazı şeyler. Hem çorba edilmiş, kimse yeterince anlamasın ve karıştıralım diye, ama evet, bir yandan da muhaliflere karşı olmak anlamında, onları yıpratmak anlamında da, evet, ince ince düşünülmüş şeyler var. Yani bu, infaz hakimleri kimler peki? İktidardan yana hakimler olacak. Tabii yani ki, onu düşündüğünüz zaman disiplin cezalarıyla da insanların aslında daha uzun yıllar kalacağını, siyasi muhaliflerin yani, ve toplum, maalesef böyle toplum de cezalandırdıklarını görüyoruz. Eşitlik ve adalet beklerken daha ağır bir tabloyla evet, karşı karşıya kalıyor. Görünen o. Ercan Bey, buyurun. Rica ederim. Şimdi virüsle ilgili de tabii geniş bir perspektifle bakmak gerek. Bu kapitalizmin rezaletidir. Yani küresel sermayenin insanı odağına almayan, halk sağlığını düşünmeyen, doğaya, insana, her türlü ekolojik zenginliklere, her türlü estetik mal varlığına büyük sermayenin çıkarı için tahrip eden politikaların bir sonucu. Şimdi kapitalizm yaşlı insanları da istemiyor. Bu son şeyde bunu da ispatlamış oldu yönetimler. Mesela Trump başlangıçta hiç ciddiye almadı. Ama bu tesadüf değil. İngiltere yaşlılık oranının çok yüksek olduğu bir ülke. İngiltere'de de başbakan uzun süre umursamaz, vurdum duymaz bir tavır gösterdi. Bize gelince bizde de temeli olmayan, içeriği boş bir kendine güven algısı yaratılmak istendi. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de dahil bir sene öncesinde bütün ülkeleri uyarmış. Peki bu ülkeler ne gibi bir hazırlık yapmış? Beceriksiz, hazırlıksız, sadece büyük sermayenin çıkarını düşünen bu rejimler, insan odaklı politikalar üretmeyen bu rejimler, toplumun hemen hemen hepsini böyle bir felaketle karşı karşıya getirmiş durumdalar. Şimdi de hamaset söylemleriyle bu gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Evet, Filiz Hanım, buradan tekrar koronayla devam edelim istiyorum size sorarak. Doğrusu her gün bilançolar açıklanıyor. Yani neredeyse Türkiye'de koronaya dönük önlemler akşam Sağlık Bakanı'nın açıklayacağı rakamlar üzerinden gidiyor. Onun dışında toplum farklı bir şey ne yazık ki öğrenemiyor. Baskı olunca kent düzeyinde açıklamalara başladılar. Tedbirleri peyderpey almaya başladılar. Bugün de Cumhurbaşkanı yeni tedbirler açıkladı ama bunları böyle genel anlamda değerlendirseniz, gerçekten Türkiye'de krizi yönetme açısından nasıl bir tabloyla
karşı karşıyayız. Çünkü aynı zamanda hasta ve ölüm sayısının artacağına dair ciddi endişeler de var. Riskler de giderek artıyor. Evet. Ya Fehim Bey, bu şimdi hakikaten bilinmeyen bir şey değildi. Hani başta Ercan dedi ya, kapitalizme kızgınız diye. Gerçekten kızgınız ve öfkeliyiz aslına bakarsanız. Yani bu sadece Türkiye değil, bütün dünyada belki bir tür bazen hani doğanın da hesaplaşması olabilecek. Belki öyle de nitelenebilecek, ama diğer taraftan bütün dünyanın bu kapitalizm şartlarında sağlık sistemlerinin ne kadar berbat olduğunun, bütün dünyada çok sayıda ülkede ya da diyeyim kapitalizmin en temel uygulandığı, nasıl insana bakışın aslında yok sayan ve vahşice olduğu, evet yaşlılar başta olmak üzere ama aynı zamanda çocuklar, gençler de bir yandan buna dahil olmak üzere nasıl insanın yok sayıldığı bir sistem olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi biz de kriz ilk baştan itibaren, yani ilk vaka açıklandığından itibaren ben iktidardakilerin söylemlerine baktığımda şaka gibi gerçekten, ama ilk önce dedim ki herhalde hani bu Erdoğan, Süleyman Soylu böyle sürekli öfkeli bir siyaset yürütüyorlar ve bağıra çağıra herkese ders vermeye çalışıyorlar ya, virüsle de kavga ediyorlar herhalde dedim. Yani hakikaten sanki virüsü de azarlar, onunla da kavga eder bir halleri vardı. Hani belki Trump gibi daha net bir ırkçılıkla Çin virüsü denmedi ama Batı kaynaklı dendi, dış mihraklı dendi. Yani böyle laflar bile edildi. İlk başta zaten böyle bir milliyetçi, işte otoriter söylemle başlandı. Arkasından ilk paket açıklandığında neyi gördük biz? Sermaye sınıfına yapılan destekleri gördük ve çok açık, o bütün insanların gözü önünde Erdoğan dedi ki keyfiniz yerinde değil mi dedi. Ve vatandaşa düşen de bir kolonyayla bir maske oldu. Şimdi böyle kriz yönetilmez. Arkasından pandemi kurulu, bilim kurulu kuruldu. Bilim kurulunun içerisinde Türk Tabipler Birliği yok. Yani herkes gözünü Türk Tabipler Birliği'ne dönmüş durumda. Türkiye'nin en güvenilir, en iyi hekimlerinin olduğu işte bir teşkilattır Türk Tabipler Birliği. Ve Türk Tabipler Birliği'nden hekimler ne zaman gerçek bir takım söylemlerde bulunsalar özür dilemeye zorlandılar. Sağlık çalışanları aynı şekilde, sağlık çalışanlarının içerisinde de ayrımlar yapıldı. İşte birilerine maaş, ikramiye verilirken diğerleri bundan mahrum bırakıldı. Aile hekimlerinde maaş kesildi, vekalet arandı kendi yerine gelmesi için. 20 yaş altındakilere ikinci seferde tedbir dediler. 65 yaş üstünü eve koyduktan sonra, ki bence bu aslında bir tür yaşlı düşmanlığıdır. Çünkü onları kollamak herkese aslında gerçekten bir şekilde karantina altına almakla mümkün olur. Benim ilk kanun teklifim bu şeyden sonra, koronadan sonra, hiç olmazsa ilk 15 gün herkesin ücretli izinli sayılmasıydı. Şimdi bu yapılsaydı ilk 15 gün en azından sağlık kuruluşları kendilerine tedbir almak için belki fırsat bulabilecekti. Başka tedbirler için fırsat bulunabilecekti. Ama gerçekten kapitalizm öldürür lafı gereği yapılması gerektiği için 20 yaş altına 2 gün önce yasak getirenler şimdi kalktılar. Mevsimlik işçileri, kamuda özelde çalışanları bunun dışında tuttular. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce çocuk işçi var. Ve demek ki onların yaşamı hiç önemli değil. Ve bu insanlar, yaşlıları bu kadar önemsiyorsanız, onlar eve gittiğinde yaşlılara bu virüsü taşımayacaklar mı? Yani bütün bunlar hakikaten yani bir insan düşmanlığının örnekleri açıkçası. Yönetememe durumu da söz konusu, öyle görünüyor. Ne durumu pardon? Bir yönetememe durumu söz konusu, ama buradan da siyaseten bir rant elde etme tablosu da görüyoruz. Bu bir tercih sorunu Fehim Bey. Bu bir tercih sorunu. İşçiler nasıl yazıyorlar tercih her mesela? Gün bize.
Bu bir tercih sorunu. İşçiler bize her gün yazıyorlar. Yani geçen gün mesela Bursa Orhan Gazi'de TOKİ inşaatını dile getirdim sosyal medyadan. Şu anda başka da bir vasıta olamadığı için yeterince. Ama neyse ki mesela oraya gittiler, yazdılar işçiler. 300 kişi aynı yerde çalışıyorlar, aynı yatakhanede yatıyorlar. Aralarında bir mesafe yok, koğuşlar kalabalık. Tek lavabo, tek banyo kullanıyorlar. Ve binlerce evet. TOKİ'de, binlerce inşaatta, benzer fabrikada çok yaygın maalesef. Bu tablo böyle. Ve biz yazdıktan sonra gitmişler temizlemeye başlamışlar. Koğuşları 5 kişiye indirmişler. Ama biz de bu gücümüzü en azından yine de kullanmalıyız. Yani gerçekten hani iş hukuku açısından da bir gün belki bir program yapmalısınız. Sağlık ve iş hukuku açısından insanlar haklarını bilmeliler. Nerelerde burada dava açabilecekler. Çalışmama hakkı, iş bırakma hakkı bir salgın anında nedir? Bence bunlarla ilgili de bilgilendirici yapmakta fayda var. Doğrudur. Peki ben hemen Yusuf Bey'e geçeyim. Aslında bir şekilde konuşuldu. Onu da değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü bu dönemin bilinmezlerinden biri de şu. Yani kapitalizm açgözlülüğünün kurbanı olup çöküyor mu? Yoksa daha riskli bir döneme, daha barbar bir kapitalizme mi doğru mu gidiyor dünya? Yani özellikle koronayla birlikte ortaya çıkan bu tabloyu değerlendirdiğimizde işte Macaristan'da Türkiye'yi örnek alan bir tek adam yönetimi oluştu. Diğer ülkelerde şu veya bu biçimiyle daha zorlayıcı veya sınırlayıcı önlemlerle aslında bir şekilde toplumu da zaptura patlına olmayı düşünen yönetimler oldu. Ne dersiniz bu tabloyu biraz da geleceğe dönük değerlendirdiğinizde? Evet, yani bu koronavirüs salgını, işte dünya genelindeki bu tehdit aslında kapitalist sistemin ifade edildiği gibi insanlık bakımından ne kadar ciddi tehditler yaratan, aslında asıl tehdidin bu sistem olduğunu ortaya koyan bir tabloyu bize gösterdi. Bu sistemin krizini ortaya koymuş oldu. Silahlanmaya yılda 2 trilyon dolar harcayan, işte dünya genelinde bütün önemli büyük emperyalist kapitalist ülkelerin kendi sağlık hizmetlerini özelleştirdiği ve ticari bir meta haline getirdiği bir süreçte bu kriz aslında söz konusu politikanın, yani evrensel bir sistem olarak ortaya konan, çünkü öyle bir şey oldu ki 90'lı yıllardan sonra sosyalizmin geçmişi tartışılması ayrı bir tartışma, ama sosyalizmi bir nostalji gibi gösteren, bir artık yani tarihi bitmiş bir nostalji, kapitalizmi evrensel ve insanlığın geleceğini temsil eden bir sistem olarak gösterenler, aslında bu sistemin genetiği değiştirilmiş organizmalardan doğa üzerindeki tahribata, işçi halkın emeğinin sömürüsüne kadar toplamına baktığımızda aslında bu ciddi tehdidin bu politikaların bir sonucu olarak ortaya görüldü. Buna karşı önlem alınmadı. Yani Ercan Bey de söyledi. Aslında geçen yıldan beri buna dair önlem alınmasına dair uyarılar yapıldığı halde önlemlerin alınmaması sistemlerin bir tercihi. Yani bu bir kaba tabirle bir öngörüsüzlükten çok. Kapitalizmin işte Türkiye'deki iktidarın söylediği gibi, ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? İzolasyon asıl çözüm bu meselede, ama her hal ve şart altında üretim devam edecek diyor. Bu ne demektir? Biz işte binlerce işçiyi yan yana çalıştırmaya devam edeceğiz. Yani bu ölümüne bir tablo olsa da bu üretim devam edecek. İşçinin hayatını riske sokan, ciddi biçimde riske sokan bu şeye rağmen devam edecek diye bunu bir biçimde gösteriyor. Şu nokta önemli. Sordunuz, yani bu kriz fırsata mı dönecek yoksa başka türlü bir tablo mu ortaya çıkacak? Aslında sınıfsal anlamda işçi sınıfı, emekçilerin, yoksul halk kesimlerinin nasıl bir durumda olduğunu daha iyi gördüğümüz bir tablo bize gösterdi. Şimdi eve kapanın, işte bilmem temizlikten sürekli bahsediyorlar, kapanmaktan bahsediyorlar, ama bu dünyada 2,5 milyar insanın temiz suya ulaşma şansı bile yok. Kullanabileceği bir tuvaleti yok mu? Gene 2,5-3 milyar insanın kullanabileceği bir tuvaleti yok. Yani günlük gıda bakımından ciddi açlık çeken insanların sayısı 1 milyara dayanmış durumda. Evsizlerin sayısı 1 milyarı geçmiş durumda. Böyle bir tablo varken işte şöyle korunun, şöyle önlemler alın, şu söylemleri aslında şey gibi, fantazi gibi geliyor. Milyarlarca insan bakımından, dünyanın en ezilmiş kesimleri bakımından bir fantazi gibi gözüküyor. Ve bu sistem bir yanında 25-26 dolar milyarderinin
öbür taraftan da dünya nüfusunun yarısının yer aldığı, ekonomik gelir bakımından böyle bir dengesizliği, çok devasa bir dengesizliği üreten bir sistem olarak karşımıza duruyor. Eğer dünyanın işçi emekçileri bu sistem karşısında mücadelesini birleştiremezlerse elbette ki kapitalizm bu krizi de fırsata çevirecektir. Her krizi fırsata çevirdiği gibi. Yani orada mesele bu krizin asıl mağdurlarının buna karşı nasıl bir tutum takınacağıdır. Dünyada işçi sınıfı emekçilerin nasıl bir mücadele ve dayanışma içine girebilecekleri sorusunun cevabı bu krizin yarın neye yol açacağı sorusunun da cevabını verecektir. Yani emperyalistlerin, kapitalistlerin bunu yeni bir fırsata dönüştürmesini engelleyecek olan şey ancak böylesi bir mücadeledir. Türkiye'ye geldiğimizde işte çeşitli boyutları da ortaya kondu. İktidar öyle bir hava yarattı ki başta işte bir bilim kurulu var. Sağlık Bakanı çıkıyor, her şey kontrol altında gibi bir açıklama yapıyor. Sonra birden ne dedi bu bakan? Dedi ki biz bu kadar hızlı yayılacağını öngöremedik. Yani bu bir de ne kadar ciddiyetsiz bir tutum içinde olduklarını ortaya koyuyor. Yani bunu izole etme, önlem alma noktasında Türk Tabipler Birliği baştan bir uyarı yaptı. Dedi ki ne kadar çok test yaparsanız bu şeyi o kadar çok izole edersiniz. Bakan karşı çıktı. Dedi ki test gerekli değil bu aşamada. Testin gerekli olmadığını söylediği aşamada bir baktık ki 3-5'ten birden işte binlere, 10.000'lere rakamlar çıktı ve işte ölü sayısı yüzleri bulmaya başladı. Ki bu Türkiye bakımından daha giderek katlanacak bir tablo gözüküyor. Yani daha tablo bizim bakımımızdan maske takın daha, şimdi maske takın diyorlar. Herkes maske takın. Evet, başlangıçta yoktu. Şimdi takın maske diyorlar. Parayla satacağız diyorlar da bugün vazgeçtiler parayla satmaktan. Evet. Şimdi ücretsiz dağıtacaklarını söylüyorlar. Vurgu yapıldı. Yani şimdi arkadaşlarımız, ben Antep'te arkadaşım Diskin Tekstil Sendikası'nın bölge temsilcisi bir fabrikada evet Mehmet Türkmen koronavirüse dair orada bir şey var, bir tehdit için uyarı yapıyor. Bu uyarı yaptığı günün gecesinde gözaltına alınıyor. Sistem yani burada işlerin hayatını tehdit edenleri değil, bunu bu konuda uyarı yapan sendikacıları, emekçileri, muhalifleri hedef alan bir sistem var yani. İşlere ölümlü. Yani dolayısıyla daha zorba bir dönem ortaya çıkar mı bu tablodan? Çıkmaması için ne uyarılarda bulunmak lazım? Çıkmamasının yolu öncelikle şudur. Birincisi ifade edildi. Yani zorunlu hizmet ve mal üretimi dışındaki bütün alanlarda çalışanların, işçilerin ve çalışanların ücretli izin sayılması ve izolasyonun sağlanabilmesidir. Yani bir yan yana binlerce insanın çalışamamaya devam ettiği ortamda söz konusu önlemler çok şey gözüküyor dediğim gibi. Yani görüntüde alınmış önlemler. Tam da aslında şey ifade edildiği bu salgına karşı işte sürü bağışıklığı diye tarif edilen şeyi ortaya koyuyor aslında bu politika. Sürü bağışıklığı yani işçiler için işte çalışmaya devam edecek, yakalananlar bir kısmı yaşayacak, direnci iyi olmayanlar ölecek, işte yaşlılar için söylendi burada. Yani sistemin, kapitalizmin insana biçtiği değer bu. Kendileri saraylarında, köşklerinde en şey koşullarda yaşıyorlar. 40 metrekarelik alanlarda kendi elektriğini, suyunu, doğalgazını ödeyemeyen insanlar. Yani işte bugün bizim Evrensel'in Diyarbakır Bürosu'ndan Fırat Topal arkadaşım bir haber yaptı. 13-15 yaşındaki çocuklar pazara çıkmak zorunda. Ben bu pazara çıkıp arabayla bir şey taşıyamazsam evde ekmek götürecek kimse yok. Ama buna karşı bir önlem yok. Evde kalın diyor. Önlem almak bir tarafa, emekçiye, yoksula bir kaynak aktarmak bir tarafa, kendisi bağış kampanyası yürütüyor ve üstelik işte 18 Mart'ta bir ekonomik istikrar kalkanı diye bir şey açıkladılar. 100 milyar liralık bir paket. Bu pakete yoksul halk için ayrılan şey 2 milyar lira. Yani %2'si ve o da işte Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın bilmem öngöreceği, kendi kriterlerine göre uygun gördüğü yerlerle sınırlı bir şey ortaya koyuyor. Yani Türkiye bakımından da burada, yani dünya ve Türkiye bakımından toparlayayım. Yani burada ortaya çıkan tablo, bu ortaya konan siyasetin asıl mağdurları olan işçilerin, emekçilerin buna karşı birleşmesi dışında bir çözüm olmadığını bile çok açık bir şekilde gösterdi. Gösteriyor. Ercan Bey, aslında işin hukuki boyutunu da ilgilendiriyor, siyasal boyutunu da ilgilendiriyor. Evet, tabii. Bu özellikle krize karşı çözüm arayışları tartışılırken iktidar bir taraftan HDP'li belediyelere kayyum atadı. Diğer taraftan CHP'li belediyelerin dayanışma kampanyalarını engelledi. Kendileri kampanyayı yürütürken bir sıkıntı yok.
Ama İstanbul ya da Ankara büyükşehir yapınca sıkıntı var. Bu işin hem hukuktaki yeri nedir hem de siyasi etik açısından da değerlendirirseniz, hele tam dayanışmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde, yani kayyumu nasıl izah eder, belediyeleri engellemeyi nasıl izah eder, ciddi anlamda bunu nasıl değerlendirmek mümkün? Yani belki daha uzatırsam ağzımdan uygunsuz laflar çıkacak, onu da istemiyorum doğrusu. Şimdi şöyle diyebilirim. Cumhuriyet tarihinin hemen hemen en hukuksuz dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Patrimonyal bir rejim deniyor buna siyaset biliminde. İşte Macaristan'da olduğu gibi, Filipinler'de olduğu gibi, Brezilya'da olduğu gibi şirket tipi devlet ve şirket tipi devletin başında da diktatör bir baba. Yani babalık, diktatör bir babalık rejimi. Bu tür rejimlerde burjuva hukukunun dahi kırıntıları tasfiye edilir. Mesela ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 12 Eylül dönemi askeri mahkemelerde de çok davalara girdim. Sayısız davalara baktım. Bunu duruşmalarda da söylüyorum. Yani askeri yargının bile bugünkü yargı çok daha gerisinde, çok daha hukuksuz, adil yargılanma hakkının çok daha fazla ihlal edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi mesela bir örnek vereyim. 12 Eylül mahkemelerinde bazı kriterler vardı. İşkenceli tutanaklar delil olarak kabul edilirdi ama mesela bir sahte kimlik olmadan, bir el ürün örgütsel doküman olmadan üyelikten ceza verilmezdi. Yani klasik düşmanla savaş hukuku vardı. Bugün bu düşmanla savaş hukukunun sınırları çok genişlemiş. Yani artık kritere ihtiyaç görmüyorlar. Muhalifsen tamam, ceza almak için, suçlanmak için, cezaevine girmen için bunlar yeterli. Şimdi patrimonyal rejim dedim. Patrimonyal rejimde hukuk olmaz. Hukukun evrensel ilkeleri de olmaz. İşte mesela olsaydı bu indirim yasa tasarısı böyle çıkmazdı. Kendi kanununu çiğniyor. İnfaz kanunu ikinci maddesi. Yani Filiz de biliyordur. Yani hukukçu olmayanlar da açıp bakarlarsa infaz kanununun ikinci maddesinde gayet açık. Şimdi bu durumda ne yapıyor? Bu felaket sürecinde bile hala kendi varlığını korumak için, çöküşte olduğunun bilincinde olduğu için, kendi saltanatını devam ettirmek için bu kriz süreciyle hiç de örtüşmeyecek faşizm politikaları üretiyor. Ne yapıyor? Hala kayyum atamaya devam ediyor. Şimdi kendisinin belediyesi, basında okudum, Gaziantep Belediyesi'ne bağış kampanyası açmış. Gaziantep Belediyesi'nin şeyine bloka kondu mu? Hiç zannetmiyorum. Ki yine bir AKP belediyesi daha bağış kampanyası açmış. Onu da okudum. Şimdi onun ismini okudum. Tabii çok üstüne gidince Konya'da küçük bir belediye herhalde engelleniyor. Yine gösterilerek yaptığı belli oldu. Yine operasyonlara devam ediyor. Hiçbir hukuki veri, ciddi delil olmadan siyasi amaçlı operasyonlara devam ediyor. Yine halkla dalga geçer gibi Kanal İstanbul ihalesini yapıyor. Kanal İstanbul ihalesini yapıyor. Şimdi bütçeyi sıfırlamış durumda, o yüzden bağış kampanyası. Halka diyor ki evde kal, aç kal ama bana da bağış yap diyor. Yani böyle bir politika izleniyor ve bu politikanın hiçbir hukuki dayanağı yok, hiçbir meşruluğu yok. Yani Cumhuriyet tarihinin her açıdan, hem hukuk açısından, hem politik açısından, hem politika ahlakı, politika etik ilkeler açısından en olumsuz dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Şimdi bu nasıl, neye evrilir? Ben patrimonyal rejimlerin artık iflas ettiğini düşünüyorum. Yani Macaristan'da, burada, Filipinler'de, hatta İtalya'da, hatta İspanya'da, bu örnek Brezilya'da. Fakat bunların ardından ne gelebilir? İki şık var. Şimdi bizim özlemimiz paylaşımcı, özgürlükçü, odağına insanı ve halkların çıkarını, yararını alan rejim sistemlerinin gelmesi. Ama klasik faşist şeyler de gelebilir. Yani 1929
dünya ekonomik krizinden sonra Nazizmin geldiği gibi. Nazizm derken şimdi aklıma şey geldi, Albert Camus Veba romanında, Oran şehrinde veba salgını olduğunda vebayı Nazizm'e benzetmişti. Ve vebayla mücadele eden sağlıkçıları da özgürlük savaşçıları olarak değerlendirmişti. Bu şimdiki kriz de böyle. Bir nevi Nazizm, tabii şimdi de sağlık emekçilerimiz de doğal olarak bir özgürlük savaşçısı gibi mücadele veriyorlar. Yani olumlu bir evreye dönüşmesi neye bağlı? Toplumsal muhalefetin dili olmasına bağlı, kararlı olmasına bağlı, inatçı olmasına bağlı. Yani ana muhalefette bu var mı? Hayır, ana muhalefette böyle bir şey görmemiz mümkün değil. Ana muhalefet dahi tasarıyı eleştirirken o da ayrımlar yapıyor. Yani bir genel affı dillendirmiyor veya bir genel eşitlik ilkesine uygun, ayrımsız bir şanlı salıverme indirimini toplum gündemine sokmuyor. Şimdi şunu da vurgulayalım. Aslında neredeyse son 11 yıldır verilen bütün yargı kararları topal, sakat, hukuka aykırı. Şimdi 2015'ten sonra 5000'e yakın yargıç ve savcı açığa alındı. Onların yerine AKP'li ve MHP'li avukatlar çoğunlukla göreve alındı. Ve bu avukatların, avukatlıktan gelen bu hakim ve savcıların tek düşündüğü şey AKP'nin yararı, AKP'nin çıkarı ve baştakinin politikalarını yönünde baştakini memnun edecek kararlar verilmesi. İşte Osman Kavala örneği, Selahattin Demirtaş örneği ve gazeteciler, işte son tutuklanan gazeteciler zaten kamuoyunun bildiği bir konuyu yazdıkları için tutuklanıyorlar. Zaten onun gizliliği kalmamış ki. Kamuoyuna daha önce yansımış bir MİT mensubunun ölümüyle ilgili haberi kastediyorum. Yani neresinden baksak dökülüyor. Tabii umutsuz da olmamak gerek, morali de yüksek tutmak gerek. Umutsuz olmamak gerek dediğiniz gibi ben Filiz Hanım'a da geçmek istiyorum. Zamanımız da daralıyor, doğrusu zamanda verimli kullanma açısından diyorum son 13-14 dakikamız, öyle diyeyim. Hem belki bu HDP'ye dönük kayyum siyasetli, gözaltı siyasetli değerlendirirsiniz. Sonuçta partinize dönük büyük bir baskı ve saldırı var. Tabii CHP'ye dönük de belediyelerdeki dayanışma kampanyalarında önlemi var. Ama bir diğer taraftan da bu işin ekonomik boyutu var. Yani ekonomik kriz itibariyle baktığımızda hazine yetersiz kaldı. Vatandaşın cebine dadandı iktidar. Bugün bir örnek olsun diye söylüyorum. Erdoğan'ın holdinglerinden biri Cengiz Holding devletten 19 milyar ihale almış. 480 küsur milyon diye aklımda kalmış. Vergisi tamamen silinmiş. Vatandaşın cebine yer atan iktidar ondan 34 milyon bağış almış. Yani şimdi bilmeyen de Cengiz çok büyük yardım etmişler ama devletten aldığının devede kulak bile değil diyebileceğim bir boyut. Bu yönüyle baktığımızda mümkünse diğer konuşmacıları da zaman bırakacak şekilde. Tamam, ben birazcık bir iki rakam vererek de aslında konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle hani bugüne kadar yapılan israf gerçekten korkunç bir noktadaydı. Mesela onca araç varken Cumhurbaşkanı filosu için 80 milyonluk araç sipariş edildi Almanya'dan. Katar'dan 500 milyonluk uçak getirildi. Otluk koyunda 300 milyon liralık yazlık saray inşaatı devam ediyor ve yetmedi. Bitlis Ahlat'taki inşaat salgına rağmen durmuyor ve devam ediyor şu anda. Yani vatandaşlar aynı zamanda bunları da bilmeliler. Şimdi diğer yandan Erdoğan'ın İBAN paylaşarak başlattığı yardım kampanyası aslında gerçekten utanç verici bir şey. Yani bu tabii devletin kasasında hiçbir şey kalmadığının göstergesi. Hepsini yediler, harcadılar ve şu anda
yine vatandaşa yardım etmek için vatandaştan yardım istiyorlar. Yani böyle bir ikilemle karşı karşıyalar. Dediğiniz gibi bunun aslında zengin kesimden onlara düşen pay çok düşük. Ama bugün emniyet için bile bir bağış tarifesi yapmışlar. Bunu da inkar etmiyorlar. İşte 500 lira emniyet müdürü, 100 lira arasında değişen işte baş polis, polis 100 lira veriyor gibi. Yargıtay aynı şekilde işte hakimleri belli sınıflara ayırmışlar. Personeli, yargı personelini. Yani bunlar inanılır gibi şeyler değil. Ama genel olarak ekonomik açıdan baktığımızda CHP'nin de bir raporu vardı. Ona göre de 144 bin iş yeri geçici olarak kapatıldı. Ve 5 milyondan fazla insan, bazısı geçici ve muhtemelen çoğu da kalıcı olarak işsiz durumda. Gerçekten ekonomik olarak kötü günler olabilir önümüzde. Şimdi bizim raporumuza baktığımızda Halkların Demokratik Partisi'nin aslında gerçekten bu krizin üstesinden gelmek mümkündü. Tabii bunlar işte bir yıl içerisinde SİHA'ya, İHA'ya ayrılan paralar. Mesela 2 milyar 300 milyon adet test kiti yapılabilirdi bunlarla. 16 milyon yoksula bir yıl boyunca 1190 lira aylık yardım yapılabilirdi. Ama bu da bir tercih meselesi işte. Burada da savaş politikaları... Araya giriyorum ama tüm bu dediklerinizi halk bilmiyor mu, görmüyor mu? Hala buna bence rağmen... şimdi daha fazla görüyor. Şimdi daha fazla görüyor. Çünkü şöyle bir zincirle bağlıydı aslında AKP seçmeni de. Yani ben kimseyi ötekileştirerek konuşmak istemem ama sonuçta belli yardımların, belli desteklerin bir kısım çepere, yani bu birinci çeperde daha zengin olanlar var. İnşaatçılar var, holdingler var vesaire. Sonra onun ikinci çeperinde onların iş verdikleri var. Sonra üçüncü çeperinde belki gene de daha çok gerçekten belli bir seçmen kitlesine hitap eden ve bunu bir şekilde nemalandırmaya çalışan bir siyaset yürüttüler. Bir hak siyaseti değil, bir iaşe siyaseti yürüttüler. Yani sosyal hak gerçekten herkesin hak ettiği bir şeydir. Eşit olarak paylaşılması gereken bir şeydir. Ama bu böyle yapılmadı. Fakat bugün gördüğümüz AKP seçmeninin de sadece bu salgınla alakalı değil. Hakikaten yoksul olan ya da işte kendi küçük dükkanında iş yaparak ancak geçimini sağlayan seçmenin de artık bu gidişatın iyi olmadığını gördüğünü gözlemleyebiliyoruz. İşte burada umutlu olmak için gereken şey hakikaten muhalefetin bunu yeterince örgütleyebilmesi ve hepimizin bir dayanışmayı güçlendirmesi. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım. Her zaman yani yaşadığımız bunca yılda gördüğümüz çok sayıda darbe oldu, kriz oldu, eziyet oldu. Ama bundan sonrasında buradan da çıkmanın yolu var diye düşünüyorum. Çünkü artık göz göre göre fütursuzca yapılan o kadar fazla şey var ki ve o kadar fazla kesimin hem ekonomik açıdan erişiminin olamaması, yoksul olması hem de adalete erişiminin olamaması bence herkesi belli ölçüde bir isyan ve karşı çıkışa getirdi. Yani buna çok küçük bir örnek, yani geçen sosyal medyada genelde mesela ne bileyim işte iktidarla ilgili bir paylaşım yaptığınızda altına birileri doluşur ve size hakaret ederler. Ama geçen gün gerçekten nerede o sosyal devlet, yani dalga mı geçiyorsunuz gibi bir şey paylaşım yaptığımda şeyin üzerine o beni sizin virüs değil sizin düzeniniz öldürür diyen tır şoförünün gözaltına alınması üzerine. Nasıl? Altta baktım onlarca yüzlerce paylaşım var ve hiçbiri ne hakaret ne şey. Gerçekten evet. İnsanlar daha korkusuz da olacaklar. Ben buna inanıyorum ve buradan hep birlikte daha büyük bir dayanışmayla çıkacağız diyorsun. Evet, peki çıkacağız. Ben buradan Yusuf Karataş'a geçmek istiyorum. Sayın Karataş, buradan hemen size şunu sorayım. İktidar
bir rant devşirme peşinde. Biraz önce kısmen değindiniz ama cidden bunun önüne nasıl geçilir? Yani bir taraftan toplumun artık geniş bir kesiminin gördüğü, bildiği bir gerçeklik var. Artık gizlenemiyor bu tablo. Ama buna rağmen giderek pervasızlaşan bir iktidar var. Bu pervasızlaşan iktidara karşı gerçekten geniş toplum kesimlerinin emekçisiyle, çalışanıyla, işsiziyle, yoksuluyla, siyasal partileriyle, sivil toplum kurumlarıyla ne yapması lazım? Yani büyük bir kriz var. Bir taraftan öldüren korona, diğer taraftan korona kadar acımasız bir iktidar. Evet, aslında az önce söylenenlere ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu son kampanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte açıkladığı, şu IBAN açıklayarak başlattığı kampanya meselesi sadece bir kaynak olmaması meselesi değil. Çünkü kaynakların nasıl kullanıldığını da tartışmadan bunu değerlendirmek bence eksik kalacaktır. Daha önce ifade ettiğim gibi yetersiz de olsa 100 milyar liralık bir paket açıklandı daha önce ve bu paketin çok büyük bir biçimde sermayeye daha çok işte borçlarını erteleme, kredilerini erteleme, prim borcunu karşılama gibi sermayenin ihtiyaçları temelinde bir yaklaşıma sahip olduğu ki ifade edildi. Yani geçen yerinde diye Borsalar Birliği Başkanı'na sesleniyor Cumhurbaşkanı varken. Yani burada bir sınıfsal tercih var. Halka niye bu kampanya halka dayatılıyor? Bir yandan evet ihtiyaç duyulan kaynakların bir kısmının şu deprem vergileri gibi, vergiler zamanında olduğu gibi halktan karşılanması gibi bir şey var. Ama bir taraftan da bu bir fırsata çevrilmek istiyor. Nasıl bir fırsata? Aslında herkes iktidarın etrafında saf tutmaya zorlanıyor. Kimin ne kadar bağış yapacağı meselesine kadar ortaya konan dayatılan şey bütün toplumu aslında iktidar etrafında birleşmeye zorluyor. CHP'li belediyelerin ya da daha önce HDP'nin işte sağlık... Aslında dediğiniz toplumu kamplaştırmanın bir parçası olarak kullanılıyor bu. Yani mesele salgınla mücadele olsaydı bir belediyenin bu salgınla mücadele için çeşitli olanaklar yaratmaya çalışması ki işte İstanbul gibi 16 milyonluk bir kentteki bir belediyenin bunu yapması karşısında herhalde bir iktidarın karşı durması akla izah edilir bir şey değildi. Çünkü mesele virüsle mücadeleden çok bu mücadelenin iktidarın bağımına, çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi. Herkes ancak iktidarın çizdiği sınırlar içinde bunu yapabilirse bunun bir parçası olabilir biçiminde bir dayatma var. Dolayısıyla her krizi fırsata çevirme anlayışı korona krizinde de kendini gösteriyor. Kayyum ataması da bunun bir parçası. Yani böyle bir süreçte bile kayyumda ısrar etmek burada bu iktidarın sadece karakterini bize gösterir. Çokça ifade edilen şu infaz yasası bunun başka bir göstergesidir. Dolayısıyla bunu gören ya ifade edildi toplumun geniş kesimler artık giderek bundan daha ciddi huzursuzluk duyuyorlar. Çünkü hayatlarını tehdit eden bir şey karşısında her şeyi yaptığını söyleyen, dünya ülkesi olduğunu söyleyen, işte dünyanın büyük bir ekonomisi olduğunu söyleyen iktidar halka yönelik hiçbir tedbir almıyor. Aksine halktan para istiyor. Yani az buçuk işte belli başlı bir kapitalist ülkeler halka yönelik bazı kaynaklar aktarırken tersi bir tutum içinde ve bunu milli birlik, milli seferberlik olarak dayatıyor. Dolayısıyla bu politika karşısında daha önce ifade ettiğim gibi yani bu iktidar ekonomik bakımından da siyaset bakımından Yusuf Bey sesiniz de gidip gelmeye başladı. Sesiniz kesildi. Son 2-3 dakikamız. Ben birer dakikalık Ercan Bey gitti ama tekrar geri geldi. Hoş geldi. Birer dakikalık ama gerçekten zamanımız yok. Bizden sonraki program başlayacak. Onun için son mesajlarınız ne olabilir? Öyle hızlıca birer dakikalık birer mesaj alıp programı bitireceğim. Ben çabuk söyleyeyim talepleri. İşten çıkarmalar yasaklanmalı. Çıkartılanlar işine iade edilmeli. Ücretli izinli sayılmalı. Esnafın kira yükümlülüğü dondurulmalı. Bu Kanal İstanbul saçmalığından vazgeçilmeli ve seçilmiş belediye başkanları görevlerine iade edilmeli ve hapishaneler boşaltılmalı. 1591 yılında İstanbul'da veba salgını çıktığında 3. Murat dahi cezaevleri hapishaneleri boşaltmıştı. Bunu vurgulamak istedim. Siz Filiz Hanım ne dersiniz son olarak? Çok kısa son sözlerinizi alayım. Tamam.
Ben öncelikle bugüne kadar adeta bir sermayedar gibi çalışan o hastane sahipleri, ilaç firmaları asıl şimdi tedavi bulmak için uğraşmalı, buna baskı yapılmalı diyorum. Evet, cezaevleri boşaltılmalı, infazda en azından eşitlik sağlanmalı. Ve ister kayyum atasınlar, istediklerini yapsınlar, bizim halkla buluşmamızı engelleyemeyecekler. Zaten bir yerde aslında sonuçta, bu yapılanlar da halkla buluşmayı engellemek içindir. Ama biz de kendi kampanyalarımızı, özellikle şu anda ihtiyacı olanlarla dayanışma kampanyalarımızı da yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz. Herkese de sağlıklı günler diliyorum. Yusuf Bey, sizin son sözlerinizi alayım. Biraz önce sesiniz çok gitti geldi. Umarım düzelmiştir. Evet, çok iyi bir yerde değilim maalesef. Bağlantı bakımından. İki noktada ben de söylenenlere kısa bir ek yapayım. Birincisi, elbette bu virüs, koronavirüs aslında kapitalizmin insanlık sağlığı bakımından nasıl büyük tehdit yaratan bir sistem olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İkincisi, ülkedeki iktidar bu böyle bir tehdit karşısında ortaya koyduğu hem af yasasıyla hem işte ekonomik önlem adı altında getirdiği düzenlemeyle, gerekse virüsle mücadele adı altında işleri ölümüne çalıştırmasıyla aslında tam da bu bahsettiğimiz kapitalist sistemin en vahşi biçimde işlediği, baskıcı biçimde işlediği bir iktidarın olduğu bir ülke olduğunu ortaya koyuyor ve dolayısıyla dünyada da ülkede de buna karşı işçi sınıfı ve emekçilerin mücadelesi dışında bir bu tehditten kurtulmak için bir seçenek olmadığını söylemek istiyorum. Peyim Bey, bir şey çok eksik kaldı. En azından bir söz söylemeden. Çok kısa ama lütfen. Bu salgın döneminde kadına yönelik şiddet de ciddi olarak arttı. Bunu hiç konuşamadık ve gerçekten bu konuda da ciddi kamu spotları hazırlanmalı. Kadın dayanışması yaşatır diyoruz. Kadınlar da Televizyonumuz onu çokça yapıyor. Evet. Kadın özel programlarında bunu çokça tartışıyor. Yani belki bu programda bu boyutuyla eksik kalmış olabilir ama. Erkeklerin de duyması gereken bir şey. Özellikle kesinlikle, evde kalmıyorsak ev işini, ev emeğini paylaşmaları gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Hatırlatmanız da iyi oldu. Katılıyoruz size tabii. Teşekkür ederim. Ama televizyonumuz o konuda çokça duyarlı, onu söylemekte de yarar var. Peki, ben teşekkür ediyorum hem Sayın Kerestecioğlu size, hem Sayın Kanar size, hem Sayın Karataş size. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldınız. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündem programının sonuna geldik. Konuklarımızla Türkiye'nin gündemini tartıştık. Perşembe günü yine medya haberde gündem olacak. Yeni bir medya haberde gündemde buluşuncaya kadar hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.